O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir tatlı kaşığı yaş mayayı, bir tatlı kaşığından az sütle eritiyoruz. Yaş mayayı Evet. bir tatlı kaşığı sütle Eritiyoruz. yavaş yavaş eritiyoruz. Ondan sonra böyle göstereyim. Çok net görünüyor şu Evet. anda. Hatta sütü fazla geldi. Ben bunun krem gibi olmasını istiyorum. Bunu bakın göz altındaki çizgiler için birebirdir. Bu dekolteniz için birebirdir. Ve sürdüğünüz dakika şöyle sürün. Yani şu şekilde sürün. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru sürün. Cildiniz gerilecektir 20 dakika içerisinde ve yatın siz. Çünkü içerisinde mayanın B vitamini vardır. Süt kalsiyum içeriyor zaten. Cildinizi sağlamlaştırıp sıkılaştırıyor. O gözenekler var ya hepimizin başına dert olan gözenekleri sıklaştırıp dirileştiriyor cildi. Ay nasıl güzel bir Evet. kremimsi bir doku oldu Evet. bu yalnız. Gerçekten harika. Evet. Yani yaş maya ve süt aslında o Yaş kadar maya, basit. kadar basit. Evet. Ne kadar bekleteceğiz diye soruyorlar. 20 dakika efendim. Bütün maskeler 15-20 dakika. Ama bunu çıkarırken bir tüyonuz var. Islak havluyu, böyle bir ılık havlu, suya havluyu batırın, kompres yapın. Önce yumuşatın, sonra yıkayın. Çünkü birden yıkadığımızda çatlayabilir, cilde zarar verebiliriz. Bayağı bir sıkılaştırıyor. Öyle mi? Evet. Haftada bir Haftada ne bir, zaman yapabiliriz? hatta 3 kere de yapabilirsiniz efendim. Haftanın 3 günü. Evet, Peki bu çünkü bunun sonra... hiçbir zararı yoktur. Hele de göz altındaki çizgiler için inanılmaz iyidir.